ve saygıdeğer Yenice'li hemşerilerimiz. AK Parti Yenice 8. Olağan Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın İl Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekilimiz, bakanımız, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanımız, kadın ve genç kollarımızın değerli üyeleri, teşkilatımızın gönülden çalışan zeferleri, İl Genel Meclis Başkanımız, kıymetli delegelerimiz ve aziz misafirlerimiz. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. AK Parti Yenice 8. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada bir kez daha milletimize ve davamıza olan sadakatimizi, hizmet aşkımızı tazelemek üzere toplandık. Her biriniz AK Parti ailesinin kıymetli birer neferisiniz. Bu ailenin fertleri olarak bugüne kadar nice zorlukları aşmış, nice engelleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakmış bir teşkilatın mensuplarıyız. Her birimizin katkısıyla bu dava köklerini milletin bağrında bulmuş, bir çınar gibi büyümüş, güçlenmiş ve yoluna devam etmiştir. Bugün bu salon sadece bir kongreye değil, aynı zamanda bir gönül buluşmasına şahitlik etmektedir. Siyaset bizler için sadece bir görev değil, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz derin sevdanın bir tezahürüdür. Hepimiz biliyoruz ki bu dava sıradan bir siyasi hareket değil, milletimizin asırlardır özlemini duyduğu adalet, huzur ve refahın mücadelesidir. Kıymetli dava arkadaşlar, bu kutlu yolculukta liderimiz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım atarken 2023 hedeflerimiz doğrultusunda büyük başarılar elde ettik. Ancak biliyoruz ki işimiz burada bitmedi. 2053 ve 2071 vizyonlarımız, çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakma sorumluluğumuzu omuzlarımıza yüklemektedir. AK Parti olarak sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda bir millet hareketiyiz. Bizim davamız milletin davasıdır. Bugün burada alacağımız kararlar, yapacağımız istişareler, Yenice ilçemizin geleceği ve partimizin bu bölgede daha da güçlenmesi adına büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte Yenice'mize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Yenice teşkilatımızın yerel seçimlerdeki başarısını da yürekten kutluyorum. Belediye başkanımız ve teşkilatımızın gayretiyle Yenice'mizde elde ettiğimiz bu zafer, milletimizin teveccühünün ve AK Parti'ye olan güveninin en güzel göstergesidir. Hep birlikte bu güvenliği boşa çıkarmamak için çalışmaya, Yenice'mizi daha da ileri taşımaya kararlıyız. Değerli delegelerimiz ve yol arkadaşlarım, kongreler teşkilatlarımız için bir yenileme, bir tazelenme vesilesidir. Bugün de kardeşliğimizi ve birliğimizi perçinleyerek adımlar atacağız. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız. Bu kutlu davada omuz omuza yürümeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle AK Parti ailesinin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Yenice teşkilatımızın bugüne kadar emeği geçen tüm kadrolarına minnetlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri milletimize ve davamıza hizmet yolunda daim kılsın. Son olarak bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyor. AK Parti'nin bayrağını daha da yükseklere taşımak için azimle, kararlılıkla çalışacak yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Hazurun, şimdi Yenice ilçemizin 8. Olağan Kongresi'ni birlikte yöneteceğim divan kurulumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Yılmaz Kırık, AK Parti Yönetim Kurulu üyesi. Sayın Mehmet Sefa Öz, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı. Sayın Nagihan Cengiz, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi. Sayın Serdar Karagöz, Belediye Meclis üyesi. Belediye olunca biraz daha fazla tezahüratlar.
kıymetli delegeler, saygıdeğer misafirler. Şimdi Divan Kurulu üyemiz ve aynı zamanda İlkadın Kolları Yönetim Kurulu üyemiz Nagihan Cengiz sizlere kongre gündemimizi takdim edecekler. Karabük ile Yenice ilçesi 8. Olağan Kongre Gündemi. Yoklama ve açılış. Kongre Divanı'nın seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, gündemin okunması, protokol konuşmaları, faaliyet raporunun okunması, gelir gider ve kesin hesap raporunun okunması, okunan raporların müzakeresi ayrı ayrı onaylanması, gelecek dönem tahmini bütçenin okunması, müzakeresi oylanması, yönetim kurulunun ibrazının oylanması, seçimler, ilçe başkanı seçimi, ilçe yönetim kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi, ilçeyi il kongresine temsil edecek il kongresi asıl ve yedek delegeleri, dilek ve temenniler, kapanış. Evet, kongre gündemiyle ilgili olarak teklifi olan var mıdır? Yeni bir teklif yok. Okunan kongre gündemimizi saygıdeğer delegelerimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli ağzımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırası önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Geçmeden önce elimize iki tane telgraf ulaştı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kongre davetiniz için teşekkür eder. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Kastamonu'daki kongrelerle ilgili olarak görevlendirilmiş bulunduğumdan dolayı kongremize katılamıyorum. Kongrede seçilecek olan Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerimiz şimdiden hayırlı olsun der. Kongremizi, partimize, şehrimize, Karabük'e hayırlar getirmesini temenni ederim. İsmail Altınöz, AK Parti önceki dönem İl Başkanı. Bugün AK Parti Yenice ilçe başkanlığımızın kongresinde sizlerle bir arada olmayı gönülden arzu etsem de maalesef yanınızda bulunamıyorum. Bu özel gününüzde kalben sizinle olduğumu bilmenizi isterim. AK Parti millete hizmeti her şeyin üzerinde tutan bir davanın adıdır. Yenice teşkilatımız da bu davanın Yenice'deki gönüllü ilçeleri olarak bugüne dek büyük bir özverile çalışmış, değerli katkılar sağlamıştır. Sizler Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her köşesine hizmet taşıyan bu kutlu yürüyüşte her daim önemli bir rol üstlenmektesiniz. İnanıyorum ki görev alacak arkadaşlarımız da aynı azimle
Yenice'miz ve Karabük'ümüz için canla başla çalışacaklardır. Bu vesileyle kongremizin ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımıza emekler için teşekkür ediyor. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim yolumuzu açık eylesin. Değerli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin, 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Teşekkür ederim. Kıymetli hazırım, kongremizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Yenice İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Mısırlı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Divan, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilleri, her biri birbirinden kıymetli belediye başkanları, çok değerli İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili Yeniceliler, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Sertaç Başkanımız seçiminde mikrofonu hakim edin biraz daha iyiydi. Şimdi kendi seçimim olunca biraz daha heyecanlandım sanki. AK Parti sadece siyasi bir parti değildir. Kökü Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde adı gibi adaleti ve kalkınmayı hedeflemiş 22 yıldır eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, tarıma ve son günlerde önümüzde daha iyi hissettiğimiz savunma sanayinde her alanda ülkemize gerçek bir devrim yaşatmış, bu aziz milleti diriltmiş, uyandırmış, özüne dönüştürüp çağa kaldırmıştır. Genel Başkanımızın dediği gibi halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla amacımız 2053-2071 hedeflerimizi inançla yürütmektir. Ben de bu kutlu davanın neferi olarak bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yol yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Şahsıma bu şerefli görevi temsilcileriyle layık gören parti büyüklerime, teşkilat mensuplarıma teşekkür eder. Göstermiş oldukları teveccühe layık olmak adına yeni oluşacak yönetim kurulu üyeleriyle sonuna kadar durmaksızın yorulmadan koşacağımıza şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyorum. AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı olarak başta kadın kolları, gençlik kolları ve adı akademi yönetim kurulu arkadaşlarımızla gece gündüz demeden durmadan çalıştık. Geçtiğimiz yerel seçimlerde yüksek bir oy oranıyla biri belde belediyesi olmak üzere iki belediye ve iki il genel meclis üyesi çıkarttık. Bundan sonra daha güçlü Türkiye için birlik beraberlik içerisinde hepimizin arzusu, azmi ve özverili çalışmalarıyla yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 8. olan kongremizin Yenice'mize, Karabük'ümüze, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim bu komple görevde benimle birlikte görev alacak yol arkadaşlarımı muvaffak, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı her kulvarda muzaffer eylesin. Allah'ın yar ve yardımcımız olsun diyorum ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi bu düğün havasında tabii eksikler, aksaklıklar olacak. Kusura bakmayın. Aramızda Yeniden Refah Partisi İçişleri Teşkilatı buradaymış. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Karabük Esnaf Odalar Birliği Başkanımız Nurettin Tümer Bey aramızda. Hoş geldiniz. Yenice Şoförler Odası Başkanı Sedat Çakıl Bey aramızda. Hoş geldiniz. Yenice Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu aramızda. Hoş geldiniz. Bu arada unuttuğumuz basın mensupları kolay gelsin. Hoş geldiniz. Şimdi
Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tilyaki kürsüye davet ediyoruz konuşmadan yapmak üzere. Sayın Divan, çok kıymetli il başkanım, çok değerli milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, çok kıymetli bakan yardımcım, İl yönetimimizin çok değerli üyeleri, il genel meclis başkanımız, belde başkanımız, önceki dönem il başkanımız, çok kıymetli Akdağ bulağımızın ak yoldaşları, hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kongreler, geçmişlerin muhasebesini yapmanın yanında temsil ettiği yapını ve içinde bulunduğu, beraber yaşadığı toplumun önünü açmak, ona yeni hedefler koymak bakımından demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. AK Parti kongreleri ise tazelenmenin, yenilenmenin, daha güçlü çıkmanın yanında işte bugün bu salonda olduğu gibi kucaklaşmanın, büyük bir buluşmanın adresidir. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Benden sonra değil, çok konuşmacımız var. Divan başkanımızın ve il başkanımızın özellikle vurguladığı bir şey var. AK Parti sıradan bir siyasi hareket değildir. Unutmayalım ki ilk insandan bu yana dünya ateş kültürü ve toprak kültürü arasındaki çatışmaya hep tanıklık etti. Toprak kültürü tevazunun, bereketin, üretkenliğin, verimliliğin ve her şeyden öte üretkenliğin timsali. Bizim medeniyetimiz hep toprak medeniyetini kültürün üzerine kuruldu. Ateş kültürü ise kibirinden dolayı yakmaya, yıkmaya, yok etmeye, savaşlara, gözyaşına hep bu dünyayı mahkum etti. İşte bugün ülkemizin ve bütün dünyanın göz önünde yakın coğrafyamızda çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın demeden büyük bir soykırım yaşanmakta. Büyük bir selamet yaşanmakta. Şuna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük ve güçlü bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2300 yıllık bir geçmişe sahip köklü ve bir o kadar da kuvvetli bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 85 milyon vatandaşı ile bir beraber bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır. Ben sözlerimi kendini vatan ve millet davasına, İslam davasına adamış Ozan Arif'in şu sözleriyle tamamlamak istiyorum. Diyor ki Ozan Arif, bugünleri işaretle, bugünkü siyasi gelişmeleri işaretle. Neredesin ey ehli İslam? Ey Muhammed ordusu! Sen de mi görmüyorsun bu zulmü, bu vahşeti? İşte gün vahdet günü. Gerçekleştir vahdeti. Allahu Ekber deyip tek yumruk ol, tek artık ya bağımsızlık ya ölüm. Başka yolu yok artık. Ben 2001 yılından beri bu partiye hizmet etmiş, bu partinin değişik kademelerinde bulunmuş her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş arkadaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin. Yüce Mevlam birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bugün burada oluşan beraberliğin karşısına çıkacak tüm güçlere dayanma gücü versin diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yılmaz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye hizmetlerinde başarılar diliyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi de Yenice Belediye Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Taç Başkan, sen gençliğin başkanısın galiba. Sayın
davamızın yürekten, gönülden, her türlü desteğiyle bize bu zaferi ulaştıran kıymetli mensupları. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın İvan, Sayın İlkoordinatörümüz, biz 31 Mart seçimlerinde çok güzel sözler verdik, çok büyük sözler verdik ve bu sözlerimizin şu anda görüyorum ki ilk 6 ayında neredeyse %50'sini tamamlamış bulunmaktayız. Bu şu şekilde, ilçemizin 2024 yılı belediye bütçesi 69 milyon TL iken biz ilk 6 ayda il başkanımız, vekillerimiz ve teşkilatlarımızla beraber 72 milyon lira yatırımı ilçemize kazandırdık. İnşallah ilçemizde ilk geldiğimizde huzur getireceğiz dedik. İnşallah bu huzuru getirdik. Su altyapılarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki 1980'li yıllardan kalma su altyapılarımızla ilgili 25 milyon yakın kaynak bulduk. İnşallah bunların ihalesini de yaptık. Önümüzdeki ayın sonunda ihalemiz sonuçlanacak ve su altyapılarına ilçemize komple gülüşeceğiz. Sayın teşkilatımızın, vekillerimizin desteğiyle İl başkanımızın, ilçe başkanımızın ve milletvekillerimizin desteğiyle ilçemize, araç parkımıza, belediyemize 3 araç kazandırdık. Altınkaya için 10 milyon TL hibe aldık. Su saatlerimizin değiştirilmesiyle ilgili 10 milyon kaynak bulduk. Belediye garajımız için 5 milyon lira kaynak bulduk. İlçemizde dar gelirli vatandaşlarımızın doğal gaz hasretinden kurtulması için 3 milyon lira hibe kazandık. Ve daha sayamadığım nice yatırımları ilçemize kavuşturduk inşallah. İnşallah 12. aydaki imar sorunumuz ortadan kalktığı zaman ilçemizin imarını tekrardan 50 yıllık, 100 yıllık olacak şekilde 30 bin, 40 bin kişinin yaşayabileceği, her türlü sosyal aktiviteyi, sosyal alanların içinde bulunduğu, yaşam alanlarının en iyi şekilde olduğu imar çalışmalarına inşallah en kısa zamanda başlayacağız. Ben burada Türkiye'de en yüksek oy almış seçim bölgelerinden bir tanesi olarak Karabük ilimizde, Yenice ilçemizde bu başarıyı bizlerle beraber yükselten köy başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza, kadın kolları başkanımız ve kadın kolları yönetim kurullarımıza, gençlik kolları başkanımız ve gençlik kolları yönetim kurullarımıza, ilçe başkanımıza ve ilçe yönetim kurulları arkadaşlarıma, aday adayları arkadaşlarıma, partiye gönül vermiş tüm vatandaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim hedeflerimiz eser bırakmak, inşallah bu 5 yılı dolu dolu geçirerek teşkilatlarımızın önderliğinde bizler de belediye olarak en iyi şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğütlediği gibi çalışacağız. Biz bu memlekete vefa borcu olan insanlarız. Biz bu memlekete eserleri en iyi şekilde, en hızlı şekilde kazandıracağız. Rabbim yar ve yardımcı olsun diyorum. Bu alanda bir önceki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarıma da tekrardan hayırlı olsun diyerek, Rabbim tekrardan zaferler nasip etmeyi bizlere nasip etsin diyerek saygılarını sunuyorum. Var olun. Evet, Sertaç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye hizmetlerinde başarılar diliyoruz. Yenice güvendi Sertaç Başkan'a, biz de güveniyoruz. İnşallah teşkilatımızla birlikte uyumlu bir şekilde daha müreffeh bir günler bekletiyor bize. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem il başkanımız Ömer Ayar Beyefendi kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan, çok değerli il başkanım, çok değerli milletvekillerim,
ve burada bulunan çok değerli hazirun. 2001'den bu yana AK Parti içerisinde yer alan birisi olarak 2024 yılında yine bir Yenice İlçe Teşkilatı'nın kongresinde böylesine güzel, böylesine coşkulu bir havada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle sizlere ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bu dava kutlu bir dava. Bu dava uzun soluklu bir dava. 2001'den 2024'e gelişen değişimleri hep beraber gözlem etmekteyiz. Ve buraya çıkan konuşmacılardan da dinlediğimiz kadarıyla AK Parti koşar adımlarla yoluna devam etmekte. Merkezine insanı koyan bir anlayışla bu insana hizmet davasını koşar adımlarla üretmekte, yapmakta. Tabii gönül çok şeyler söylemek istiyor Sayın Başkan. Lakin zaman kısıtlı, bize bir selamlama konuşması dediler. Kısa sürede neyi çok ifade edebilirizin derdine düşünce her şey anlatılamıyor. Yenice'deki bu şevkin, Yenice'deki bu coşkunun adım adım bütün ilçelerimize, ilimize ve bütün Türkiye'ye yetmiyor. Bütün İslam coğrafyasına faydası olduğundan hepiniz emin olsun. Sizdeki bu inanç, bu duruş, bu dava aşkı inşallah bu partiye adım adım Ankara'ya, Cumhurbaşkanımıza bir güç, kuvvet olarak ulaşıyor. Hepinizden Allah razı olsun diyor. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kıymetli İl Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, değerli büyüğümüz Mehmet Ceylan Bakanımızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer divan, çok değerli Karabük Teşkilatımızın koordinatörü Kırıkkale Milletvekilimiz Mustafa Bey, değerli milletvekili arkadaşlarım, önceki dönem milletvekilimiz, değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolu, genç kolu başkanlarımız, muhtarlarımız, çok değerli Yenice'li kardeşlerim, hemşerilerim, kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün aranızda olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözlerime başlarken AK Parti Yenice İlçe Teşkilatımızın 8. olağan kongresinin hayırlı olmasını diliyorum, başarılı olmasını diliyorum. Ve bu zamana kadar kuruluşundan beri bu partiye, partimize hizmet etmiş başkanlarımıza, yönetimlerimize teşekkür ediyorum. En son Ahmet Mısırlı kardeşimiz bu bayrak yarışını üstlendi. Kendisine de hizmetleri dolayısıyla ve yönetimiyle birlikte teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Yenice'miz, güzel Yenice'miz, yeşil Yenice'mizin halkı bu kongrede de her zaman olduğu gibi gerçekten bizleri bağrına basmış durumda. Kuruluşundan beri partimizin 14 Ağustos 2001'den beri sizlerle birlikte kurduğumuz partimizin geliyoruz gidiyoruz Yenice'ye, gerçekten büyük bir coşku olduğunu her zaman görüyoruz. Bu kongrede de gördük, seçimlerde de gördük. Seçimlerde de Yenice kendini bir kez daha ispat etti. Ve yeniden Sertaç kardeşimizi büyük bir oy çoğunluğuyla belediye başkanımız oldu, seçtiniz. Kendisini de tebrik ediyorum, diğer belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. İl Genel Meclisi'nde iki tane aldınız hep birlikte, ne güzel. Dolayısıyla Yenice bize kuruluşundan beri hep destek verdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve tabii kongremizin bir kez daha hayırlı olmasını dilerken Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi benim de çok sevdiğim bir şarkı sözü var. Onu söyleyerek sizlerle veda etmek istiyorum. Hani o şarkı sözünde ne diyor? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda.
Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey Yenice'yi hatırlatıyor. Bana her şey Yenice Teşkilatı'nı hatırlatıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Değerli bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi önceki dönem milletvekilimiz, değerli büyük Niyazi Güneş vekilimizi kürsüye davet ediyoruz konuşmalarına. Çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatım boyunca sayısız defalar kürsüye çıkmışımdır. Ama bu sefer biraz heyecanlandım. Yeniceliler bizi heyecanlandırdı. Bu salonu dolduran Yenicelik kardeşlerime öncelikle şükranlarımı arz etmek isterim. Her zaman siyaset yaptığımızı, siyasetin heyecanını hep Yenice'de hissederiz. Yine bugün bunu yaşıyoruz. Öncelikle bu kongre için hem il başkanımızdan hem ilçe başkanımızdan davet aldım kendilerine. Teşekkür ediyorum. Ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı tertipleyen ilçe yöneticisi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve burada bulunan ve Kırıkkale milletvekilimiz ve ilimizin koordinatörü Mustafa Bey'e huzurlarımıza teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Ekibine de kolaylıklar diliyorum. Milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi başkanımız ve diğer üyelerimize, önceki dönem il başkanımız Ömer Bey'e, kadın kolları başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, esnaf odaları başkanlarımıza, tasarımızın kıymetli temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Kongrenin hayırlı olmasını, verimli olmasını, hayırlı sonuçlar meydana getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün aynı zamanda Eflani'de de ilçe kongremiz akdedildi. Şimdi burada bu vazifeyi yapıyoruz. Yarın da yine Eski Pazar ve Ovacık ilçe kongrelerimiz icra edilecek. Ondan sonra merkez ilçe il başkanlığımızdayken görev tamamlanmış olacak. Şunu niyaz ediyorum. Öncelikle biz büyük bir ailenin, AK Parti ailesinin mensuplarıyız. Kıymetli kardeşlerim, buralarda geçirdiğimiz zamanlar, buralara harcadığımız vakitler hep değerlidir ve kıymetlidir. Bu yol hak yoludur, hak. Bu yolda yürüyenler Allah rızası için. Halkımızın Allah razı olsun duasına muhatap olmak için savyu gayrette bulunuyor, çalışıyorlar. Ebedi hayata göçenlere Yüce Rabbim'den rahmetler niyaz ediyorum. Görev alan arkadaşlarımıza da sağlık, afiyet içerisinde hayırlı hizmetler temenni ediyorum. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyor ve hürmetlerimi arz ediyorum. Kongremizin tekrar hayırlı olmasını niyaz ediyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum efendim. Bize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de teşkilatımızın başkanı, il başkanımız Ferhat Salt'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan Başkanım, çok kıymetli Divan Yönetim Kurulu üyelerimiz, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, önceki dönem milletvekillerim, bakan yardımcım, önceki dönem başkanım, kadın kolları başkanım ve çok kıymetli kadın kolları yöneticilerimiz, gençlik kolları başkanları ve gençlik kolları yöneticilerimiz, ilçe teşkilatımızın, il teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri, il genel meclisi başkanım ve il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları ve yöneticileri,
değerli Yeniçeri hemşerilerim, Ak Dava'nın cefakar vefakar Ak kadınları ve kıymetli genç kardeşlerim. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 8. Olağan İlçe Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilat kademelerinde görev almış ve bugün aramızda bulunmayan teşkilat mensuplarımıza rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. Bugün ülkemizde, Türkiye'de 8. olağan ilçe kongrelerimizi başlattık ve biz de Karabük'te Efran ile startını verdik. Bugün de burada Yenice'deyiz. Yenice 8. olağan ilçe kongremizi öncelikle Yenice'mize, şehrimize, Karabük'ümüze, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli Anadolu'm, değerli kardeşlerim, bizim kongrelerimiz bir bayram hüviyetindedir. Bizim kongrelerimizde kavgaya ve menfaate değil, sevgi ve kardeşliğe yer vardır. Havası ayrı güzel, insanı ayrı güzel, coğrafyası bir başka güzel Yenice'mizde, 8. Olağan İlçe Kongremizde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti de sözlerimin başında tekrar sizlere ifade etmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti demokrasi ve hizmet partisidir. Bizler 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti üretiyoruz. Bugün Yenice'mizde her bir teşkilat mensubumuzla omuz omuza ortak hedeflere yürüyerek güçlü bir geleceği inşa ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, AK Partimiz köklü bir davaya inanmışların hareketidir. Bu dava kendi nefsini değil, ideallerini önemsemeyi gerekli kılar. Bu dava milletin ve memleketin maslahatını her şeyin üzerinde görmekle kemale eder. Değerli kardeşlerim, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti olarak Karabük'te büyük bir zafer kazandık. Yenice'miz de bu anlamda bu zaferin önemli bir parçası oldu. Biraz önce belediye başkanımız ifade ettiler. Seçim döneminde ortaya koymuş olduğumuz ve vaat ettiğimiz sözlerin %50'sini gerçekleştirdiğimizi belediye başkanımız ifade etti. Sizlerle beraber bir yola çıktık ve sizlerin desteğiyle burada belediyeyi ve ilgilen meclis üyeliklerini kazandık. Ve bugün de bu salon bize gösteriyor ki Yenice Teşkilatı hem belediye başkanının hem teşkilatının arkasındadır. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bizler de milletvekillerimizle, teşkilat mensuplarımızla sizlerin ortaya koymuş olduğu bu desteği, bu gebeni boşa çıkarmayacak, eskisinden olduğundan daha çok çalışacağız ve Yenice'nin daha çok hizmet alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünyanın suskun olduğu dönemde bütün dünyaya bir insanlık dersi veriyor. Kudüs bizim için çok kıymetli. İslam'ın ilk kıblesi, Miraç'ın ilk basamağı, Hazreti Ömer'in hediyesi, Selahaddin Eyyubi'nin mirasıdır ve Sultan Abdülhamit'in vasiyetidir, emanetidir. Bizler Filistin'i sadece bir coğrafi bölge olarak görmüyoruz. Filistin bizim için tüm insanlığın vicdan meselesidir. Ve bu anlamda bütün dünya sussa da, bütün dünya sessiz kalsa da bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 milyar İslam coğrafyasının lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK davanın AK kadroları alarak Filistin davasının sesi olmaya, özgür Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz ve bunu her platformda en yüksek sesle ifade edeceğiz.
partiye siyaset yapıyoruz. Sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kutlu davaya hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Ve bugün burada 8. olan kongremizi icra ediyoruz. Sizler de burada görüyorsunuz. Bugünkü yapmış olduğumuz kongremizin bir adı var, bir sloganı var. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti. Değerli dava arkadaşlarım, Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, sadece AK Parti'nin değil, 2 milyar Müslüman coğrafyanın da değil, 8 milyar dünya nüfusunun umududur, dünyanın tek umududur ve bizler de, sizler de Sayın Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz ve bu gurur, bu onur bizler için yeterlidir diyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu davaya emek vermekten, yol yürümekten bugüne kadar duyduğumuz onuru sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum ve bugün bizlerle birlikte yol yürüyen siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, bu sorunu dolduran çok kıymetli teşkilat mensuplarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, tekrar 8. Oğlan İlçe Kongremizin şehrimiz için, milletimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve ilçe başkanımıza ve yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli il başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yönetimiyle birlikte hayırlı, başarılı çalışmalar diliyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, kutlu davamızın kurucusu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kongremize hitap videosunu hep birlikte izleyelim. Buyurun. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını, orada o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. olağan kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş
güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Kongremizin, partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza hitaplar için şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi de ilçe teşkilatımızın videosunu sizlere izleteceğiz. Oh,
birlik beraberliğin meyvesi alınmış. Tüm teşkilatlar el ele. Milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanımız maşallah güzel bir hizmette bulunmuşlar ve sonucunda da belediyeyi yıllar sonra tekrardan biz aldık. Hayırlı uğurlu olsun, başarınız daim olsun, birlik beraberliğiniz daim olsun. Şimdi vekilimiz Ali Keskin Kılıç vekilimizi kürsüye davet ediyoruz konuşmalarımız. Şimdi Sayın Mustafa Kaplan, Kırıkkale Milletvekilimiz, bölge koordinatörümüz yeni yedi. Sayın Kaplan, Türkiye'de en güzel siyasetin yapıldığı yer Gelecek'tir. Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza en samimi bağlılık da Yenice'dir. Vekil, sözünü kesiyorum. Bu da neden dolayı? Emek olmayınca başarı olmuyor. Biraz da o yüzden mücadeleci bir ilçemiz burası. O yüzden tebrik ediyorum gerçekten size. Biz Yenice için bir şey söyleriz. Deriz ki havası sert, adamı mert deriz. Öyle değil mi? Şimdi Yenice birlik içinde oldu, beraberlik içinde oldu ve büyük bir başarı kazandı. Bizim gücümüz, bizim kudretimiz birlik ve beraberliktir. Ne demiştik? Yenice'ye gelen hizmet katarının önü kapandı demiştik, değil mi? Demiştik ki tünelin önünde bir kaya var, bu kayayı kaldırın demiştik. Ne yaptık? El birliği yaptık, gönül birliği yaptık, el ele tutuştuk, bir olduk ve hizmet katarını tekrar geleceğe getirdik. Sertaç Başkanı, Belediye Başkanı yaptık. Şimdi 6 ayda verdiği sözlerin büyük kısmını yerine getirdi. İnşallah 5 yılın sonunda bambaşka bir Yenice göreceğiz. Sertaç Başkan'ın enerjisi, dinamizmi, gençliği, kararlılığı, tuttuğunu koparması Yenice'ye büyük hizmetlerin gelmesine sebep olacak. İnanın ben her sabah Sertaç Başkan'ın telefonuyla uyarıyorum. Diyor ki Sayın Parlamenterim, benim şuna ihtiyacım var. Sertaç Başkan'ı bugün Ankara'da sorun bütün bakanlar tanıyor. Değil mi? Reis tanıyor, reis. Akabinde beni de arıyorlar yalnız. Aynı zamanda Sayın Mustafa Kaplan'ı da arıyor. Sayın Vekilim, siz bizim koordinatörünüzü, benim yeni cebe şuna ihtiyacı var. İşte böyle gayret olduktan sonra, böyle azim olduktan sonra olmayacak hiçbir şey yok. Ben inşallah Yenice'mizin çok daha güzel hizmetler alacağına inanıyorum. Yeter ki siz şu birliğinizi, şu beraberliğinizi asla bozmayın. Çünkü burada çok şey söylendi. Bu meydanlarda çok şey söylendi. Dediler ki bunlar doğal gazı getiremez. Getirdik mi? Dediler ki yok, kazmayı buldular, tüp yaktılar. Şimdi evlerde ne yanıyor? Doğal gaz yanıyor, doğal gaz yanıyor. Bunu söyleyenler utanmıyor mu? Dediler ki bunlar kış primini veremez. Verdik mi? Hem de bir sene değil, 2 sene üst üste kış primini verdirdik mi? Verdirdik. KTK'ya işçi alınıyordu. Herkes ayağa kalktı. Dediler ki TDK'ya Yenice'den işçi alınmayacak.
Biz ne dedik? Yenice bu ülke için, bu ülkenin madenleri için şehit verdi. Şehitlerin hakkı var dedik. Yenice'ye 100 tane kontenjan aldık mı? Dediler ki bunlar belediyeyi alsa da hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey değişmez dediler. Az önce başkanımız söyledi. Yenice Belediyesi'nin bütçesi kadar kaynak 6 ay içinde Yenice'ye aktarıldı. Daha durun, bu yolun başlangıcı. Çok işler yapacağız. Daha önümüzde büyük işlerimiz var. Ama sabırla, gayretle. Şu anda bakın, Yenice'nin bütün köylerinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Geçen sene Yenice'de biz 54 kilometre sıcak asfalt attık. Kastamonu vilayetinin toplam attığı asfalt 60 kilometre. Sadece Yenice'de atılan asfalt 54 kilometre. İşte bunlar gayretle, çalışmayla oluyor arkadaşlar. Daha da eksiğimiz var mıdır? Vardır. Yapacağımız çok işimiz var mıdır? Vardır. İnşallah hepsini yapacağız. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Siz yeter ki birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Yenice birlik içinde olsun. Beraberlik içinde olsun. Siz birlik içinde güçlü olacaksınız ve isteyeceksiniz. İstediğinizde inşallah olacak. Ben Yenice'ye her zaman bizi böyle bütün samimiyetiyle, bütün güzelliğiyle, bütün heyecanıyla karşıladığı için minnetle şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsın Yenice. Teşkilatımızda bugüne kadar görev yapmış, gayret göstermiş, çalışmada bulunmuş bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Ve yeni göreve gelen arkadaşlarımıza da üstün başarılar diliyorum. Allah gayretlerini arttırsın. Ama yeni gelen arkadaşlara şunu söylüyorum. İki tane başkan var burada. İkisi de ne gece uyur ne gündüz. Çok çalışırlar, çok çalışacaklar. Ona göre kendilerini hazır hissetsinler. Hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bugünkü vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cem Şahin vekilimize konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Saygıdeğer divan, kıymetli hazirum, ben de hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Son bir saatimiz başkanım. 5'te malum 5'e kadar burada delegelerimiz de bir yere ayrılmasın. Dışarıda da görüyorum. Çünkü resmi bir süreci işleteceğiz. Ve bir saat içerisinde tüm delegelerimizin seçime ilişkin oy vermeleri icap ediyor. Kimse de bir yere gitmesin ha. Gerekirse kapıları kapatalım. İşimizi düzgün yapalım. Evet. Tekrar kıymetli hazırım. Ben de hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 8. Yenice Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Benden evvel burada söz alan konuşmacılar da ifade ettiler. Biz buraya Eflani'den geliyoruz. Bugün 12 Ekim. 12 Ekim tarihi itibariyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız kongre süreçlerini, kongre maratonunu başlatmış oluyor. Belki de Eflani'de yapmış olduğumuz kongre ilk yaptığımız kongrelerden, belki de açılışı orada yapmış olduk. Dolayısıyla şimdi de Yenice'deyiz. İnşallah 81 ilimizde il kongrelerimizi, ilçe kongrelerimizi, belde kongrelerimizi yapmak suretiyle Nisan ayı gibi, Nisan-Mayıs ayı gibi de inşallah 8. Büyük Olağan Kongremizi icra edeceğiz. Kongreler bizim partimiz açısından, biz sıradan bir parti değiliz ve bu kongrelerimizde sıradan parti faaliyetlerini icra ettiğimiz, siyasi faaliyetleri icra ettiğimiz mecralar değil. Burada bizim için tazelenmenin, yenilenmenin, kucaklaşmanın, kavlimizi tekrar yinelemenin ve tahkim etmenin adresi.
merceği, zemini. Yenice'de buna ilişkin şimdiye kadar birliğimize, beraberliğimize dair en ufak bir zafiyet yaşamadık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Önümüzde hem Türkiye açısından hem partimiz açısından, çünkü biz iktidarız. Ve dolayısıyla halkımıza, vatandaşımıza bir takım taahhütlerimiz oldu. Önümüzdeki seçimlere kadar hem yerel idarelerde hem de hükümet açısından yapmamız gereken işler var. O nedenle böyle bizim açımızdan yorucu, belki de daha çok çalışmamızı gerektiren, daha çok efendim birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmemiz gereken bir süreç yaşayacağız. Ben şimdiye kadar bizim Yenice'de tabii çokça arkadaşımız vazife aldı. İlçe başkanlarımız var. İlçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Gençlik kollarında, kadın kollarında faaliyet yürütmüş arkadaşlarımız var. Onlara şükranlarımı buradan arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bundan sonra da Ahmet Başkanımızla beraber ilçe yönetiminde yer alan arkadaşlarımız üstün gayret göstererek hizmet kervanına dahil olmak suretiyle inşallah taş üstüne burada taş koyacaklar. Çünkü biz bir dava partisiyiz, hareketiyiz. Ali Bey ifade etti. İl başkanımız da ifade etti. Biz sıradan bir parti değiliz. Vazifesine müdrik bir siyasi hareketiz. Teşkilatıyla beraber. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz en büyük katkı, üzerimize düşen yükümlülüğü, ilçe başkanıysak ilçe başkanı olarak, milletvekiliysek milletvekili, il başkanı, işte ilçe yönetim kurulu üyesi, il yönetim kurulu üyesi, vazifemizi hakkıyla dört dörtlük yapmak suretiyle gösterebiliriz. Şunun farkındayız. Hayat pahalılığına ilişkin, ekonomiye ilişkin, çünkü biz halkın içerisindeyiz. İşte en son şehir buluşmaları kapsamında 81 ilde genel merkezimiz bir faaliyet icra etti. Halkımızı dinledik, vatandaşımızı dinledik. Elbette ki bizi sitem eden, şikayette bulunan vatandaşlarımız da oldu. Baş göz üstüne. Ama biz bunları boşuna yapmadık. Şunun farkındayız. Ekonomiyle etkileşim içerisinde olan problemlerin de farkındayız ama şunu da gördük biz halkla temas ettiğimizde. Vatandaşımız şunu söylüyor, şunu biliyor, bunu bize hissettiriyor. Evet, ortada bir takım problemler var, sorunlar var. Bunların en büyüğü de hayat pahalılığına, ekonomiye ilişkin sorunlar ama yine bu işi çözerse Recep Tayyip Erdoğan çözer diyor, AK Parti çözer diyor. Biz bunu da görüyoruz ve biliyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Bunun da farkındayız. O nedenle yine ifade ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacağız. Ben milletvekili olarak daha çok çaba sarf etmeliyim. Ali Bey de öyle. İl başkanımız için de aynı şey geçerli. Belediye başkanımız için de aynı şey geçerli. İlçe başkanımız için de. Diğer belediye başkanlarımız için de. Karşı tarafa bakalım. Karşı taraf derken yani muhalefete bakalım. Hangi gündemlerle meşgul olduğunu görüyorsunuz değil mi? Böyle yapay, suni gündemler. Dertleri Türkiye değil. Şehirlerin, şu an idareler altında olan şehirlerin gündemi onların önünde değil, başka şeylerin peşinde onlar. Şöyle son bir aylık, bir haftalık sürece dahil ne yapıyorlar bunlar diye baksanız çok net bunu görürsünüz. Dertleri bunların başka. Yani 4 yıl sonraki seçim için şu an birbirlerine düştüler. Aday sen mi olacaksın, ben mi olacağım, şu mu olacak? Eski genel başkanları ayrı telden, yeni genel başkanları efendim farklı şeyler söylüyor ve şu an farklı bir mücadele içerisinde. Biz bunlardan beriyiz. Türkiye'miz için, bizim için önemli. İslam alemi, İslam dünyası bizim için önemli. Güneyimizde cereyan eden hadiseleri görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Onun üzerine biz bize oturum yaptık mecliste. Yani İsrail'in hedefinin nihayetinde Türkiye olduğunu ifade etti. Bu aslında ayağı yere basan bir tespit. Bunun için delillendirmeye dahi ihtiyaç duymadan şöyle süreci gözleyen, burada çokça kahvemiz var, kahvemizde oturan, gazete haberinin üzerinden muhakeme eden bir hemşerim dahi bu tespiti çok rahatlıkla yapar. O nedenle diyorum ki, biz daha fazla bu önümüzdeki süreç içerisinde kucaklaşacağız. Kavlimizi yenileyeceğiz. Ne olursa olsun. Her türlü ihtilafımızı bir kenara bırakacağız. Çünkü bizim kongrelerimiz kardeşliğimizi de, uhuvvetimizi de tahkim ettiğimiz mercilerdir. Evet.
Evet, son 50 dakika. O nedenle ben de aslında söyleyeceğim başka hususlar da var. Önemli gördüğüm. Ancak ben bununla kifayet edeyim. Ben tekrar kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vazife alacak yeni yönetim kurulu üyelerimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Rabbim kongremizi hayırlı, uğurlu etsin. Nisan ayı gibi yapacağımız büyük kongremizin de hayırlara vesile olmasını şimdiden temenni ediyorum. Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum efendim. Sağolunuz, varolunuz. Allah'a emanet olun. Kıymetli vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, vakit daraldı, hızlandıracağız inşallah. Kıymetli delegeler, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçirmeden önce şu